Peki, diğer telefonumuzu alıyorum hemen. Ah. Alo. Alo, iyi yayınlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, buyurun. Ben eşim beni aldattı. Bundan 3-4 gün önce öğrendim beni aldattığını. Hemen daldın sen meseleye. Ne yapsın işte hocam, dur. Ne diyeceğimi bilemedim Bilemedim, yani. tamam ha, evet. Ama yani hiç Ondan sonra aldatılmış bir... 3-4 gün önce öğrendim. Kendisini sabaha kadar eve gelmedi beyefendi. Evet. Sabah eve geldiğimde telefonumda mesaj yakaladım bir tane mesela. Bir pavyonun bara mı gidiyor? Oradaki bir bayanla konuşuyorlar. 3-4 aydır konuşuyorlarmış. Peki sonra ne oldu? İşte ben de bunu öğrendim. Mesajlarını falan yakaladım. Eşim inkar etti. Ve bayan bana her şeyi anlattı. Biz daha 2,5 senelik evliyiz. Bayanı siz nerede gördünüz, tanıdınız? Nasıl oldu? Mesajdan. Telefonunda mesela hani WhatsApp'tan mesaj atmış. Resmini gördüm. Numarasını falan aldım. Ben de aradım bayana. Ne dediniz, aradınız? O benim kocam. Niye onu Evet, arıyorsun? o Mesaj benim mı kocam atıyorsun? dedim. Hani nerede tanıştınız, nereden tanıyorsun falan dedim. O da benim eşimin oraya gittiğini, orada tanıştıklarını, birbirlerine numaralı verdiklerini ve görüştüklerini söyledi. Tamam, sonra ne oldu? Ondan sonra hani bir tanemle falan konuşmuşlar. Öyle yani, şu an şey değilim, eşim inkar ediyordu. Şu an her şeyi öğrendim, ne yapacağım bilmiyorum. Beni terk etmek istiyorum, aslında olmuyor. Kadın size ne dedi? O diğer kadın size ne dedi? Dedi ki eşimle sabaha kadar alkol almışlar birlikte. Ondan sonra alkol aldıktan sonra eşimin sarhoş olduğunu ve eve gittiklerini söyledi. Kendini evine götürdüğünü söyledi yani. Çok yardımsevermiş yani. Evet, çok Hani ben yardımcı. Gerçekten çok öyleyim. yardımsevermiş. Ve bunu Yani bana ben eşim şu... anlatmadı. Ertesi gün beni aradı bayan. Anlattı eşimin onunla konuştuğunu, onu çok beğendiğini falan söyledi. Eşimi falan çok beğendiğini söyledi. Bunlara niye müsaade ediyorsunuz ya? Efendim? Bunlara niye müsaade ediyorsunuz? Yani ona Eşime dedim ki ben nasıl bir konuşma hakkı veriyorsunuz? Niye onu dedim ben arıyorsunuz? Valla bak şöyle, bu kadının işi zaten oradaki gelen erkeklere bol miktarda içki tükettirmek ve oradan para kazanmak. O profesyonelce işini yapıyor. Şimdi önemli olan 2,5 yıllık evli olan bir Of. adamın bu tarzda yerlerde ne işi var? Yani ya geçmişinde mi bu tarzda arkadaşlıkları devam ediyordu? Tamam da kardeşim, sen geçmişte böyle bir şey yapsan bile evlendin artık ya. Evinden, ocağından, başka nereye gidiyorsun yani? Bu ne kadar doğru? Vallahi kekeliyorum vallahi burada kızdığım için. Şimdi sonuçta bu yapıdaki bir adam, 2,5 yıllık evlisin. Çocuk var mı bilmiyorum. Şöyle olsun olmasın. Eğer bu devam edecekse, bu 8 yılda olsa 10 yılda olsa sen yine bizi ararsın. O kadar yani, Tabi hiç o kadar değişmez. değişmez bu. Onun için sen burada böyle bir ilişkiyi devam ettirmeyeceksen, ona tam bir uyarı vereceksen, sen bak gidemiyorum diyor değil. Ben giderim. Şimdi 8 sene sonra, 10 sene sonra iki tane de çocuk var. Hadi git, nereye gidiyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Onun için şu anda sen yolun başındayken, böyle bir şey olduğu zaman ben hayatında yokum deme cesaretini göstermen lazım. Gösterebilirsen Ne bu adam ala? belki yola gelir. Yoksa sen 8 sene sonra iki çocukla ararsın, bir sana çözüm üretmeye çalışırız. İşimiz daha zor olur. Onun için bence bu adam, bir an önce sen tavrını koy. Sen bunu yapmaya devam ediyorsan ben hayatında yokum de, çekil ve kendi hayatına bak. Ha, o düzelirse düzelir, düzelmezse de yapacak bir şey yok. Allah Net. zorunuzu kolaylaştırsın. Çünkü hiç kolay şeyler değil Değil. bunlar. Bir başka telefonumuz var. Hemen seyircimize alo diyelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler Nur Hanım. İyi Hocama da günler. iyi günler. İyi İyi günler efendim, günler. buyurun. Buyurun. Ben eşim öyle bir hafta oldu evi terk etti. Ufak ufak tartışmalarımız Allah vardı. Allah. Evi Neyse ben terk ama eden terk çocuklara edene hiçbir şey yani. söylemedi. Ben de çocuklara şimdi söyleyemiyorum bir şey. Durup dururken mi evi terk etti? Yok, ufak ufak tartışmalarımız oluyordu. Tamam ama Bardağı en taşıran, sonunda duydu bardağı gitti, bir taşıran şey ne oldu yoktu. Bir şu de anda? çok öfke kontrolü vardı. Yani sen bir tane söylüyorsun falan coşuyor. Yüzünü görmek mümkün değil. Öyle çirkin oluyor konuşurken. Öfkeli. Öfke sorunu var. Peki Evet, ben nereye sizi çok... gittiğini biliyor musunuz, eşinizin nerede Ben kaldığını? annesine gittiğini tahmin ediyorum. Daha henüz bir bilgi alamadım. Eşyalarımı topla benim diye bağırdı. Ben de toplamak istemedim. Sen dedim gitmek istiyorsan kendin topla. Tamam. Sonra kızıma dedi eşyalarımı topla. Neyse ben sorun çıkmasın diye yine eşyalarımı topladım, kapıya koydum. O gece gitmedi. Ertesi gün sabah gitmiş. Eşyalarını da almamış ama çocuklara da hiçbir şey demiyor. Ve bana küsünce çocuklara da küsüyor. Biraz çocuk gibi mi ne? Öyle işte.
Evet, çocuk gibi mi değil? Çocuk. Çocuk bile bunu zor yapıyor. Maalesef. Peki mesela annesiyle hiç konuşmuyor musunuz? Aramadınız mı? Nerede kaldı mı değil mi? Efendim? Annesini henüz aramadım. Aramadınız. O da çocukları tekrar dönüp aramadı yani. Şimdi şöyle ama nerede annesini mi değil mi? Nerede olduğunu öğrenme adına annesini arasaydınız olurdu ya da şu çocuklar mesela arasa konuşmaz mı onlarla? Çocuk bir gece istedi, şey dedi, babamı arayabilir miyiz anne dedi. Ben tabii ki ararsın, ablamı telefondan ara, benim kontrolüm yok demek istedim. Çocuğa öyle söylemek istedim. Ablamdan arayabilirsiniz çocuğum dedim. Çocuk sonra bir şeyleri sezdi tabii ki de, ısrar etmedi, olsun sonra ararız dedi, kaldırdı koydu yani. Kaç yaşında büyük küçük çocuklar? Küçük olan 12 yaşında, artık ergen 13 yaşında pardon. Ergen yani, çocuğa da nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Her şeyi anlıyordur zaten. Abi anlıyordur zaten. Her şeyi yani. Kızın haberi var, kıza demiş zaten, ben demiş şey demiş, hemen çağıracağım amcam demiş, alsın beni demiş ama çağırmadı. Eşyalarını da topladık, eşyalarını da almadı. Peki bu ilk ayrılığınız mı? İlk defa mı kocanız evi terk ediyor? Evet, ilk defa böyle. Yani önce bana diyordu ki sen git, öyle bir tartışmalarda. Sonra şimdi ben gideceğim oldu. Sen biliyorsun dedim ben de en sonunda, gideceğim bir şeyler tutturuyorsun. İstiyorsan gidebilirsin. Şimdi, ama acayip öfke kontrolü var yani. Şimdi, böyle, öfke kontrolü yok. Yani saldırgan yok, oluyor yani, işiniz. Şimdi daha önceden şiddet hiç sana karşı, çocuklara karşı şiddet oldu mu? Ha, vurması yok. Çok tepkili bağırıyor. Mesela bir yemek sorunu var. Çocuğa ye bunu. Ye dedim sana. Çok büyük bir yemek sorunu var. Şimdi biz her şeyi... Kıyamet kopar. Şimdi, biz öfkeyi şöyle algılıyoruz aslında. Yani şiddeti şöyle algılıyoruz. Şiddet sanki karşımızdaki illaki bize bir tokat attığı zaman biz onu şiddet olarak algılıyoruz. Yok, yok. Ama sözde bir şiddettir. Vurmak, kırmak yok. Hayır. Vurmak, kırmak yok ama bazen değil, çoğu zaman... Psikolojik baskısı mükemmel. O da şiddettir işte. Yani, o da şiddetin şimdi, başka bir göstergesi. Zaten ben şuradan anladım. Bak siz dediniz ki yüzünün şekli korkunç oluyor. Evet. Bu da bir şiddet. Gerçekten. Tabii bu da bir yani şiddet. Yani eşim öyle çirkin bir insan değil yani, ama konuşurken, sana kızdığında konuşurken görmen lazım. Peki evet. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz şu anda? Yani şu anda çok kararsızım. Benim bedenim de herhalde ona doymuş artık. Öyle döndüm kaldım, ağlamadım bile yani, çok da bir tepki göstermedim gitmesine, öyle kaldım yani. En büyük sorunum da çocuğuma, özellikle erkek çocuğuma nasıl söyleyeceğim. Peki evet. Yakında bu konuyu dertleştiğiniz bir arkadaşınız, bir büyüğünüz var mı mesela, onların size tavsiyeleri ne oluyor bu konuda? Yani ben çok kimseye söylemedim, sadece gelinimiz var, ona söyledim, o kadar. Anladım. Tamam. Peki bir uzman bakalım ne söylüyor. Ben şunu söyleyeyim. Küsen insan, sürekli küsme huyu olan bir insanla iletişim kuramazsın. İletişim kuramadığın insanla anlaşamazsın. Şimdi sen diyelim ki geldi eve. Konuşamıyorsun ki. Şimdi konuşamadan nasıl bağ kuracaksın? Nasıl bir ortak bir şey belirleyeceksin? Belirleyemezsin. Onun için bence bu küsme huyu olan adam zaten şimdi siz evlenmişsiniz ama bak burada uyarı için söylüyorum. Vallahi evlilikte en tehlikeli insanlardan birisi küsme huyu olandır. Doğru. Çünkü iletişimi kesiyor. İletişimi kesen insanla bağ kuramazsın. Bağ kurmadığın insanla da ilişkini yürütemezsin. Onun için bence eğer bu böyle devam edecekse, edecek gibi görüyor. Bu ilişki düzelmez benim düşünceme göre. Onun için annenle babanla görüş, çocuklarınıza da anlatın. Ve sana değil, çocuğun ne suçu var? Çocuğuna da küsüyor. Yani bakın şu küsme huyunun ne boyutta olduğunu da gösteriyor. Onun için bence görüş, konuş ve adam madem bitirmek istiyor bence bitirin. Yani çünkü yardımla da adam bu yardım almadan da düzelmez bir bu. Bir şeyin sürümcemede olması da insanı hasta ediyor. Tabii. Gerçekten. Peki Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Bir diğer telefonu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun, canlı yayındasınız. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Nur Hanım. Buyurun. Benim eşimle ilgili bazı problemlerim var. Netleştiremediğim sorunlarım var. Nedir problemler? Problemler şöyle, ben 12 yıllık evliyim. Eşim beni herkesten korur, sakınır, kimseye şey yapmaz, hani ezdirmez, çok güzel, muhtaç etmez ama düzenli olarak sürekli beni aldatıyor ve ben her yakaladığımda da yalvarıyor, yakarıyor, ağlıyor, pişmanım. Düzenli olarak aldatıyor ne demek yani? Her ay başka biriyle mi? Hayır, yani böyle yılda bir iki kere mutlaka yakalıyorum. Bu da böyle sevgili babında değil, günübirlik ilişkiler yaşadığını düşünüyorum. O
onu aldatmadan sayıyor musunuz peki, saymıyor musunuz? Aldatmadan sayıyorum tabii ki. Çünkü ben hiçbir konuda ona eksikliğim, hani bakıyorum kendimde hiçbir eksiklik görmüyorum ilgide, çocuklarda. Peki bunu konuştunuz mu kocanızla? Sen düzenli olarak beni niye böyle aldatıyorsun dediniz mi? Onun bundan bilgisi var mı sizin bildiğinizden? Evet söyledim. Oturdum aynı çocuğum gibi ona anlatmaya çalıştım, söyledim. Ne diyor? Ne dedi? Neden bana bunu yapıyorsun diye sordum. O da işte bazen kendi nefsime hakim olamıyorum. Niye böyle yaptığımı ben de bilmiyorum. Yani tamam diyorum, madem böylesin o zaman ayrılalım. Beni bu kadar yıpratma diyorum. Diyor ben seni bırakamam. Kusura bakma. Ne yaparsan yap senden ayrılmam. Çok kıskanç. Bilmiyorum yani, bir türlü kabullenmiyor bunu. Nelerden kıskanıyor mesela sizi? Herkesten beni kıskanır. Mesela erkek kardeşinden bile kıskanır. Hmm. Eşiniz böyle size şey ayna tutuyor. Aslında kendi duygularını tabii size aktarıyor. Yani kendine güvenmiyor, kimseye de güvenmiyor. Aynen öyle. Evet. Yani ayrılmayı düşünüyorum çocuklarımı. Babasız bırakmak da istemiyorum ama ne yapacağımı da bilmiyorum. Eşinizi bir psikiyatra ya da psikoloğa götürme şansınız olabilir mi? Diyor ben deliyim diyor, ne yapayım diyor, ben böyleyim, beni böyle idare edeceksin, elimden bir şey gelmiyor, gidemem diyor bir yere. Güzel bir şeyin arkasına sığınıyor. Sığmış, evet. Ama bir söz var ya, çok seviyorum, deli delini görünce değneğini saklarmış diye. Galiba anne, böyle adamların karşısında birazcık da sen de deli olman gerekiyor. Ya ben deliyim, beni böyle kabul et. Çok güzel. Şimdi aynen öyle. Ben de aynı şeyi yapıyorum onun gibi. Kendimi durduramıyorum zaman demek yanlış mesela. Ben engel olamıyorum, ne yapayım? Bakın şimdi çevre bozuksa, o tarzda arkadaşlar varsa insanlar uyar. Ama sen evine gidersen, gittiğin geldiğin yerler düzgün yerlerse, sen şimdi meyhaneye gidersen, içersin, camiye gidersin, namaz kılarsın. Şimdi senin nereye gittiğin önemli. Şimdi gittiğin yerle beraber şekillenir insan. Onun için bence arkadaş çevresi de bozuk olabilir, onu o şekilde yönlendiriyor olabilir. Hocam zaten ben de aynı şeyi söyledim. Gittiği bir tane arkadaşla tanıştım. Huyu nasılsa direkt ona ayak uydurması. Direkt hatasını da görüyor. Pişman da oluyor. Ağlıyor. Peki. Ağlıyor, zırlıyor. Affettirmeye çalışıyor. Ben gideceğim, hani ayrılmak istiyorum deyip. Çünkü benim de çok sinirlerim bozuldu. Bu sefer beni eve kilitliyor. Gidemezsin. Ben seni bırakmam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu hayatta, şu programda şunu gördüm. Bunu böyle yapan erkekler için söylüyorum. Bunu böyle yapan kadınlar için söylüyorum. Bunlar, bu tip insanlar, bu tip erkekler, bu tip kadınlar bizi hasta ediyorlar. Bakın yaşamda seçim sizin elinizde. Ya, haksız doğru mıyım hocam? Bence öyle. Şimdi ben size bir kitap önereceğim. Hocamın sizin için önereceklerini dinleyeceğim ama ya da özel siz hanımefendiye önerin. Çok güzel bir şey bak, önereceğim size. Ben şunu söylüyorum. Bu seni bırakmak istemiyor ama beni diyor nasıl olsa bu halimle de bu kabul eder diyor. Ben onu bir şekilde kabul ettiririm diyor. Ama sen böyle oluyorsan ben artık hayatımda yokumu net de bence bu seni, evet, seviyor ve kendine çeki düzen verecektir. İnşallah. İnşallah verir. Bu hali de çok dengeli bir adama benzemiyor. Ama o şeyi zaten kaybetmek kendi istemiyor. Zaten kendine itiraf ediyormuş ben deliyim diye. O zaman bir tedavi olması gerekiyor yani. Sizi böyle hasta edecek. Gidiyorsan git, kalıyorsan adam gibi kal. Adam gibi kalıyorsan da insan gibi bana davran. Eğer